Çocukken birçok çizgi dizi izledik ve üzerlerinden yıllar geçmiş olsa da bazı bölümler akıllarımızdan hala çıkmıyor. Örneğin Ben 10'in ilk bölümü ikoniktir. Veya esrarengiz kasabada da herkesin kendince unutamadığı bir bölüm vardır. Ben mesela Stan'in sıradan bir amcadan fazlası olduğunu anladığımız bölümü aklımdan çıkaramıyorum. Ne bölümdü ha? İşte bu unutamadığımız bölümlerden bazıları da karanlık bölümler. Karanlıktan kastımız cidden korkutmasından veya psikolojik açıdan germesinden dolayı. Özellikle de bir çocuksak. Yani şu sıralar çok da karanlık geleceğini sanmıyoruz. Sonuçta eşek kadar adamlar olduk ha? 5. Ailen bir acayipteki dilek dolu bir hayat bölümü. Ailen bir acayip çizgi dizisi denilince akla gelen ilk isim Timmy. Timmy'nin iyi niyetiyle başlayan bu karanlık bölüm biraz da üzücü. Timmy, masumca insanlar için birçok iyilik yapmaya çalışıyor. Ancak kendisinin bu çabasını takdir eden yok. Bu tepkiden hoşlanmayan Timmy, hiç doğmamış olmayı diler. Bu duygu karmaşası içinde ortaya çıkan şey ise bir peridir. Çok güçlü bir peri. Jorgen ismindeki bu güçlü peri, Timmy'nin tesellisi olacak gibi gözüküyor. Başkalarının hayatının Timmy olmadan ne kadar kötü ve ne kadar iyi olduğunu açıklamıştır. Realist peri Jorgen, Timmy'ye gerçekleri açıklar. Öyle ki Timmy'nin hayatı onsuz kötüye giden birisini bulması gerekiyor. Aksi takdirde kendisinin gönderileceği ilginç bir yer bulunuyor. Peri hariç her şeye benzeyen Jorgen'in dediğine göre bu yer, hiç doğmamış olmayı dileyen vaftiz çocukların olduğu bir yer. Böyle bir yeri istemeyen Timmy'nin ise artık yapacak işleri vardır. Kendisine ihtiyacı olan birini bulmalıdır. Bölüm boyunca da buna uğraş vermektedir Timmy. Kişiliği gereği olmaması gereken bir yerde tıkılıp kalmamalıdır sevimli dostumuz. Bu arayış gerçekten de oldukça depresif ve bir o kadar da çocuklar için çarpıcı. 4. Rugrats'teki Angelica'nın en kötü kabusu bölümü. Angelica gerçekten de kötü bir kabus yaşamış gibi duruyor. Bu bölümde sahip olduğu tavır pek de iyi sayılmaz. Tavrını gösterdiği konuysa bir kardeşinin olacak olması. Kendisi tam da tek çocuk olmanın keyfini sürerken birden ikinci bir çocuk ortaya çıkar. Bununla birlikte kendisi de son derece mutsuzdur. İkinci bir çocuğun gereksiz olduğunu düşünür ve kardeşinin olmasını reddeder. Ah be Angelica, birazcık ürperdik doğrusu. Seri katil olarak Mindhunter'da işe başlama sinyalleri veren Angelica pek de iyi bir kardeş gibi davranmıyor. Sonrasında ise Angelica bir terapistle görüşmeye başlıyor. Ailesinin bebek yüzünden kendisine vakit ayıramayacağından korktuğunu dile getiriyor. Terapist ise ona bencil davranmaması gerektiğini vurgulamakta. Bölüm boyunca bebeklere karşı savaş halinde olan bir Angelica görüyoruz. Sanki kendisinin kötü bir formu karşımızda. 5. Rugrats dizisinin bu bölümü biraz da psikoloji derinliğinde. Öyle ki Angelica'nın rahatsız edici bakış açısı tüm bölüme yayılmış vaziyetteydi. Kendisinden başka birisinin dünyaya geliyor olması fikri onu rahatsız ediyor. Bu durum gerçekte var olan masum korkuyu yansıtma çabası olabilir. Ancak bölüm boyunca bu tavrın devam etmiş olması cidden bölümü karanlık kılmış. 3. Powerpuff Girls'teki Bükülmüş Kardeş bölümü. Banka soygunlarını engelliyor, canavarları haklıyor ve sivil hakları kurtarıyorsanız işiniz pek de kolay sayılmaz. Powerpuff Girls ekibi de bu yoğun tempolu hayattan bitkin düşmüşe benziyor. Rutin haline gelmiş bu süper kahraman işleri artık onları yormuş ve gündelik işlerini aksatmalarına neden olmuştur. Bu duruma bir çözüm gerekiyor, değil mi? Sonuçta kendilerini yaratan deha bir profesörleri var. Kendilerine bir ilaç veya herhangi bir vitamin üretebilir. Sorun da böylece ortadan kalkmış olur. Anlaşılan bizim kızlar pek de böyle düşünmemiş. İşleri kendileri halletmek istiyorlar. Öyle ki ekibe yeni bir üye oluşturacaklardır. Böylelikle kendileri daha az yorulacak ve sorun ortadan kalkmış olacak. Laboratuvara indiler ve profesörün tekniğini biraz daha doğaçlayarak işe giriştiler. Ve kaza dozu olarak X kimyasını da koyduktan sonra karşılarında yepyeni birisi durmaktaydı. Cüsse olarak oldukça büyük duran bu kızla iletişim kurmak pek de kolay olmadı açıkçası. Yeah, we're sisters. Sisters.
was right. Yours. Ona yapması gerekenleri anlatıp dinlenmeye çekilseler de sonrasında buna pişman olacaklardı. Anlaşılan tavşan adını verdikleri bu yeni kahraman olayları pek de kavrayamamış ve kontrolden çıkmıştır. Tüm şehri tehlikeye sokan bu kızı kontrol altına almak gerekiyor. Bu sorumluluğu da kim üstlenecek hepimiz biliyoruz. Bu bölüm suçluluk hisleriyle dolu ve hiç şüphesiz Powerpuff Girls gibi renkli bir yapımın en karanlık bölümlerinden biri. 2. Tom ve Jerry'deki Mavi Kedi Blues bölümü. Tom'u her zaman pataklanmış olarak görmüş olsak da kendisinin bu hali gerçekten de üzücü. Kendisini hiç bu kadar depresif, bitik ve karamsar olarak görmemiştik. Çizgi film hayatı boyunca aldığı en büyük darbeyi almış gibi gözüküyor Tom. Peki sevdiğimiz kediyi bu hale getiren ne ola ki? Başarısızlığına rağmen sürekli devam eden Tom'u bu denli yıkan şey nedir? İnanması zor. Ama Tom'u alt eden şey inandığı sahte bir aşk. O beyaz kediye gördüğü ilk andan itibaren beslediği inanılmaz duygular bitmek tükenmek bilmiyordu. Bu duyguları besleyen tek kedi Tom değildi. Evrensel cazibeye sahip bu beyaz kedi adeta kendisini bir tanrıça gibi göstermekteydi. Kendisiyle ilgili bilinen tek şey mücevherlere ve sosyete eşyalarına olan hayranlığıdır. Tom bunları ona sağlamak için uğraşsa da sonunda kapitalist dünyaya yenik düşer. Onu kendisinden daha zengin bir kediye kaptırmıştır. Bununla birlikte büyük bir darbe alan Tom, kendisini tren raylarında bulur. Yüzündeki ifadeyle ruhunun çekildiği ve yaşamak istemediğini anlamak mümkün. Neyse ki burada yalnız değil. Bölüm sonunda Jerry de buna benzer bir hayal kırıklığıyla Tom'a katılır ve aynı karamsarlıkla birlikte bölüm sona erer. Ağır ve karanlık bir bölüm. Ağır depresyon içeren bir intihar hissi vermekte. 1. Thomas the Tank Engine'deki Henry'nin üzücü hikayesi. Listenin en üzücü, dolayısıyla da en karanlık bölümü. Biraz da acımasızca aslında. Her şey yağmuru bekleyen güzel bir sabahla başlıyor. Trenlerin mesaiye başladığı, çocukluğumuzun bu tatlı dünyası harekete geçmiş durumda. Henry için de her şey yolunda gözüküyor. Tabii bu durum pek de uzun sürmüyor. Henry yol boyunca ilerlemiş ve bir tünele varmıştır. Ancak bu tünelden devam etmek yerine içinde kalıp hareket etmemeye karar vermiştir. Bunun üzerine Henry'nin şoförü ve ateşçi Henry ile tartışmaya başlamıştır. Hareket etmeyi reddeden Henry oldukça inatçı davranır. Henry'e göre yağmurlu hava onun yeni boyalarına zarar verecektir. Bu sırada önemli bir adam bu tartışmaya katılır. Şişman denetçi olarak da bilinen bu adam Harry'nin çıkarılmasını ister. Hemen her yol denenmiştir. Hatta Thomas bile arkadan motor desteğiyle Henry'i çıkarmayı dener. Ancak durum nafiledir. Henry hala tünelde kalmakta ısrarcıdır. Yolcular yağmurun dindiğini görse de Henry bunu kabul etmez. Tünelde kalmaya devam eder. Şişman denetçi pes etmiştir artık. Harry'nin inatçılığından sıkılmış ve onu orada bırakıp gitmeye karar vermiştir. Sonrasında ise tünelin çıkışındaki raylar kaldırılmıştır. Bunun üzerine Henry'nin önüne de tuğladan bir duvar örülmüştür. Henry gerçekten de terk edilmiştir. Bir süre o tünelde kaldıktan sonra pişman olan Henry ise artık oradan çıkıp çıkamayacağını merak etmeye başlamıştır. Bölüm de burada sona eriyor. Aslına bakarsanız bu oldukça acımasızca. Önünüzdeki videolarda bu minvalde. Çizgi film ve Marvel filmleri üzerine yaptığımız listeleri kaçırmamak için abone olmanızı öneririz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.